Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Fizyoterapiyi konuşacağız. Efendim bunlarla ilgili sorularınız olursa WhatsApp numaramıza yollayın lütfen. WhatsApp numaramız program boyunca sürekli altta yazılı olacak. 506-094-67-23. Oğlu hattımız. Efendim bugünkü konuğumuz fizyoterapist Atilla Eraydın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Atilla Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim. Sizi birazcık tanıyalım. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Evet. Evliyim. Ufak bir oğlum var. Allah bağışlasın. 10 yıllık fizyoterapistim. Çok güzel. Şu anda Fizyoterapistler Birliği Elazığ İl Temsilcisiyim. Evet. Ayrıca Elazığ Fizyoform'un kurucu fizyoterapisti ve ortağıyım. Evet. Klinik reformer eğitmeniyim. Ve ayrıca manuel terapistim. Evet. Böyle güzel güzel başlıklar sıraladınız Atilla ve onları dolduracağız ama sizi ünvan olarak söylediğim zaman fizyoterapist dedim. Şöyle bir fizyoterapisti de bir açıklayalım mı seyircilerimize? Tabii ki. Öncelikle fizyoterapist halkın bildiği şekilde bir masör değil. Evet. Fizyoterapist insan anatomisini iyi bilen, insan biyomekaniği üzerine eğitim almış, bu konularda donanımlı. 4 yıllık fizik tedavi rehabilitasyon bölümü mezunu sağlık personelidir. Hastalarla ilgili sağlıklı ya da sağlıksız bireylerin hayatla ilgili olan adaptasyon sürecinde veya bu sürecin öncesinde ve sonrasında bu süreç boyunca olan periyotta hastalarla birlikte hastaların tedavilerini, günlük yaşam egzersizlerini planlayan, uygulayan ve bu mesleki otonoma sahip kişiler. Evet. Siz fizyoterapistsiniz ama bölümün adını söylerken fizyoterapi ve rehabilitasyon dediniz. Bunlar da ayrı uzmanlıklar mı oluyor Atilla Bey? Yok. Fizyoterapi ve rehabilitasyon şeklinde ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon şeklinde iki isme sahip farklı fakültelerden mezun olabiliyoruz ama mezun olan herkesin ünvanı fizyoterapist. Evet. Tek ünvan. Rehabilitasyon da alanınıza giriyor. Tabii ki. Rehabilitasyonu da biraz açıklayalım mı? Hepimiz biliyoruz ama biraz daha uzman gözüyle bir değerlendirelim. Rehabilitasyon dediğimiz şey bir psikologdan ayrı. Bizim rehabilitasyon dediğimiz şey kişilerin günlük yaşantılarını adaptasyon sürecinde kişileri desteklemek. Nasıl anlatsam? Hasta olan ya da sağlığını yitirmiş kişinin tekrar sağlığını kazanıncaya kadarki süreçte kişinin yaşam desteğiyiz aslında. Hareketleri olsun, hastalıklarının tedavileri olsun, günlük yaşantıda yapması gereken egzersizler olsun. Bu konularda hastaya destek vermemizin kapsamı rehabilitasyon olarak geçiyor aslında. Evet. Yani beden... Fiziksel rehabilitasyon. Evet. Yani fiziksel bir sağlık sorunu olan bir kişiye ayrıca uygulamış olduğunuz psikolojik destek değil mi? Kesinlikle. Böyle nitelendirebiliriz. Kesinlikle. Evet. Peki fizyoterapiyi biraz daha genişletirsek hangi hastalıklar fizyoterapinin alanına girer? Fizyoterapinin alanına giren hastalıklar aslında çok geniş. Hastanedeki bütün birimlerle çalışabiliyoruz. Nöroloji, ortopedi, kalp damar cerrahi, solunum, pediatri, geriatri, yoğun bakım üniteleri. Bunların dışında genel olarak ortopedik travmaların neredeyse tamamı. Aslında omurganızı ve kemik yapınızı, eklem yapınızı etkileyen bütün hastalıkların tedavisinde fizik tedavi ve fizyoterapist başrol oynuyor aslında. Örnekler olarak işte boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, donuk omuz, halk arasında bildiğimiz kamburluk dediğimiz kifoz, omurga eğriliği olarak bildiğimiz skolyoz, bel fıtıkları, kireçlenmeler, eklem problemleri, sakroilyak dediğimiz kalça problemleri, diz eklemi, sinir sıkışmaları, ayak bileği problemleri, yani topuğunuzdan başınıza kadar olan bütün bölgelerin fiziksel ve biyomekanik tedavi kısımlarının hepsinde fizyoterapist başrol oynuyor. Biz halk arasında fizyoterapi deyince en çok boyun fıtığı, özellikle bel fıtığı gibi hastalıklar daha ön plana çıkıyor ve onlarla aslında biliyoruz. Özellikle mesela kalp cerrahisini falan söylediniz ya, ben orada çok şaşırdım mesela. Ne şekilde alanınıza girebilir onu merak ettim. Tabii ki. Kalp cerrahisinde postop ve preop dönem
aslında. Yani operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. Pre-op dönemde bizim hastaya sağladığımız destek şu. Ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonlar ya da sekresyon durumları ya da ameliyattan sonraki vücudunu sonuçta skar dokusu ve kesi izleri olacak. Kişinin vücudunda ameliyat izleri olacak. Bu ameliyattan kaynaklı oluşan ağrılarla beraber vücudunu kullanamamaya başlayacak hasta bu iyileşme süreci boyunca. Biz bu iyileşme sürecinin öncesinde kişinin vücudunu nasıl kullanacağını, nasıl nefes alması gerektiğini, sekresyonunu nasıl çıkartabileceğini, nasıl nefes alması gerektiğini ya da ameliyat sonrasındaki dönemde nasıl hareket etmesi gerektiğini hastaya hem eğitiyoruz hem öğretiyoruz ve hastanın kas kütlesini, kas gücünü ameliyat öncesinden ameliyatta kaybedeceği miktarın üzerine çıkartarak hastanın minimal fiziksel kabiliyetini kaybetmesini sağlayarak post-op döneme, yani ameliyat sonrası döneme hazırlıyoruz. Ameliyat sonrası dönemde de mesela kalp damar cerrahisinde en çok şey olacak şey bypass. Evet. Bypass ameliyatından sonra kişilerin öksürme, nefes alma, hareket etme, yataktan kalkma, yatağa yatma ve hareket etme kabiliyetlerinde zayıflamalar meydana geliyor. Biz bu süreçte hastaların işte dediğim gibi nasıl nefes almaları gerektiğini öğretiyoruz ki hastanın işte çok ciddi öksürme ya da nefes problemi yaşadıkları zaman hani göğüs kafeslerindeki ağrıdan kaynaklı ya da dikişlerinde atmalar olabilme ihtimalleri oluyor. Biz bunları engelliyoruz. Evet, yani ben şu anda bunları duyduğuma çok sevindim ama özellikle hastaların size danışması mı gerekiyor? Diyelim ki bir ameliyat işlemi gerçekleşecek ve o ameliyattan önce işte diyelim ki kardiyoloji ile ilgili bir ameliyata girecek bu kişi. Ve o sürecin mesela nasıl işlemesi gerekiyor? Hastanede fizyoterapist var mıdır? Veya biz bireysel olarak mı size başvuracağız? Diyelim ki ameliyatımız bir 20 gün sonra. Tabii. 20 gün içerisinde siz bizlere hareketler veriyorsunuz. Biz bunları uyguluyoruz. Hani dediniz ya o kas kütlesini arttırmamız gerekiyor değil mi? Tabii ki. Çünkü ameliyattan sonra bir kullanılmama durumunda eksilme olacak gibi bir şey anladım ben. Evet, evet. Size başvuru nasıl olacak? Siz hastanelerle mi çalışıyorsunuz? Biz mi başvuracağız sizlere? Bizim dediğim gibi çalışma alanımız çok geniş. Yani hastaneler, dal merkezleri, özel eğitim kurumları, okullar, sanayi bölgeleri, spor kulüpleri, yani daha sayabileceğim bir sürü bölümde aktif olarak çalışabiliyoruz ki hastanelerde de zaten fizyoterapistler çalışıyorlar ve mevcut. Burada daha çok doktorların bize yönlendirmesi elzem durumda. Doktorlar bize yönlendirdikleri zaman ya da konsülte ettikleri zaman işte bu kişi işte bypass ameliyatı olacak. Ameliyat tarihi şu, gerekli egzersizlerin ya da gerekli gelişimlerin sağlanmasını yardımcı olur musunuz şeklinde. Biz de bu egzersizleri kişiye hem eğitim hem öğretim şeklinde hem uygulamalı olarak gösteriyoruz ve bu işin ön hazırlık sürecini hazırlıyoruz. Daha sonrasında zaten post-op dönemde hasta ameliyattan çıktıktan sonra. Biraz daha halk diliyle Atilla Bey. Biraz daha halk diliyle. Ameliyat sonrasında evet. Peki. Ameliyat sonrası dönemde hasta zaten bypass ameliyatı olduğunu varsayıyorum. Evet. Şu an bu örnek üzerinden gidelim. Bypass ameliyatı sonrasında hastanın zaten hastanede kalacağı belli bir süreç var. 5 gün, 1 hafta, 10 gün ya da işte daha uzun veya daha kısa. Biz zaten bu süreçte hastanın yanında oluyoruz. Daha öncesinde zaten biz hastayla birebir çalıştığımız için hastanın neler yapabildiğini, kapasitesinin ne olduğunu, nelerde eksik kaldığını veya bizim eğitimlerimiz sonucunda neleri zaten yapabilecek olduğunu bildiğimiz için hastaların genelde çekinceleri oluyor. İşte yataktan kalkarsam dikişlerim açılabilir. Ya işte öksürürsem dikişlerim açılabilir. Ya da çok canım acıyor, hareket edemiyorum. Biz bunların önüne geçiyoruz ve bunu hastanede bize doktorların yönlendirmesi de biz aslında multidisipliner çalıştığımız için doktorlarla, hemşirelerle, hasta bakıcılarla, işte tekniker kadroyla hepsiyle beraber çalışıyoruz aslında. O yüzden bu şekilde kombine bir yöntemle hem hastanın hastanedeki yatış süresini kısaltıyoruz. Evet. Hem hastanın ekonomiye olan yükünü azaltıyoruz ve hastanın kendine gelme sürecini kısaltıyoruz. Yani fizyoterapi, fizik tedavi almamış bir hastanın işte iyileşme süresi 3 ayken veya 6 ayken biz bunu 45 gün, 2 ay gibi
sürelerde kısaltıp hastanın daha sağlıklı olarak günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlıyoruz. Atilla Bey, özellikle hangi ameliyatlarda fizyoterapiyi tavsiye ediyorsunuz? Ameliyatlardan önce oluyor muhtemelen. Ameliyatların öncesinde, bütün ameliyatların öncesinde zaten fizik tedavi yapılabilir. Yani fizik tedavi olarak direkt bir fizik tedavi uygulaması olabilir, olmayabilir ama egzersiz terapisi olabilir. Kas kütlesini arttırmaya yönelik olabilir. İşte bel fıtığı ameliyatı olacak bir kişinin karın kaslarının, sırt kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekir ki ameliyat sonrası o dinlenme, iyileşme sürecindeki kaybedeceği kas kütlesini biz önceden fazlasıyla hastaya kazandıralım ki hasta ameliyat sürecinde bir kayıp olmamış olsun. Yani diz protezi ameliyatlarında, kalça protezi ameliyatlarında bel fıtığı, boyun fıtığı, omuz cerrahileri, işte dediğim gibi bypass, solunum üzerine oluşabilecek cerrahiler, işte göğüs kanseri sonrası, işte rahim kanseri sonrası oluşabilecek komplikasyonları önlemede, bunların öncesindeki. Çok merak ediyorum, göğüs kanserinde ne tür bir faydası var? Göğüs kanserinden sonra genelde hastalarda, göğüs seyahından sonra hastalarda lenf sisteminde bozukluklar meydana gelir ki lenf sistemlerinden de kesitler çıkartılır. Yani lenf sistemleri eksilir. Bu yüzden hastalarda kol kuvvetinde azalma, dolaşım sistemi bozuklukları meydana gelir. Bu tamamen lenf ödem terapisi gerektiren bir durumdur. Lenf masajı gerektirir. Dolaşımın tekrardan normalize edilmesi gerekir. Göğüs ameliyatları sonrasında bu şekilde tedaviler uyguluyoruz. Yani bunların detayları çok daha farklı. Lenf ödem kısmı birazcık benim alanımın dışında, o özel bir manuel terapi gibi özel bir eğitim gerektiren bir alan. Fizyoterapist olduktan sonra eğitimler alınarak kazanılan bir branş. Her fizyoterapist lenf ödem terapisti olmuyor. Her fizyoterapist manuel terapist olmuyor çünkü. Evet. Bunlar bizim eğitim sürecimizden sonra, mezuniyetimizden sonra ekstra işte aldığımız eğitimler, uzun saatler boyunca gördüğümüz kurslar sonucunda kazandığımız ekstra özellikler. Atilla Bey, benim aklıma şöyle bir soru geldi. Biliyorsunuz bayanlarımızın çoğu artık sezaryen ameliyatlarından sonra dansa normal doğumu daha çok tercih ediyorlar. Normal doğum yapmayı düşünen bir hastaya fizik tedavinin bir yararı olabilir mi? Veya orada bir dokunuş olabilir mi? Kesinlikle oluyor. Pelvik taban dediğimiz yani kasık bölgesi, kasları diye tabir edeyim. Yani iç organlarımızı taşıyan kas kütlesi, evet, kas bölgesi olarak. Bu bölgedeki kasların kuvvetlendirilmesi ve esnetilmesi gerekiyor. Normal sedanter bireylerde buradaki kaslar yeterince kuvvetli olmuyor. Bu da normal doğum esnasındaki ıkınma, yani doğum sürecinin zorlaşmasına sebebiyet veriyor. Pelvik taban egzersizlerinin pozitif yanları şunları da söyleyeyim. Mesela duymuşsunuzdur, işte hamile bayan ama idrar kaçırması başladı. Evet. Pelvik taban çalıştığımız bayanlarda bu oran %90'ın üzerinde azalıyor. Yani belki 100 hastadan, 100 hamile bayandan 2 tanesine veya 3 tanesine, belki onun da altyapısında nörolojik problemlerden kaynaklı olabiliyor. Yani preop dönemde, yani ameliyat öncesi, yani doğum öncesi dönemde hem psikolojik olarak kişi rahatlıyor, esneme olarak rahatlıyor. Biz zaten sadece pelvik taban egzersizleri yapmıyoruz, solunum eğitimi de veriyoruz beraberinde. Nasıl nefes alması gerekiyor, nasıl nefes vermesi gerekiyor, fasılalı nefes dediğimiz kesikli olarak parça parça alınıp parça parça verilen nefes yöntemlerini öğretiyoruz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman kişinin doğuma daha hazırlıklı, daha çabuk ve daha ağrısız bir doğum meydana geldiğini takip ve gözlemleyebiliyoruz. Çok güzel, evet. Seyircilerimizden eğer hamileler varsa, adaylar varsa mutlaka can kulağıyla dinlemeliler. Ama Atilla Bey, şöyle küçük bir örnek verebilir miyiz? Özellikle bebek bekleyen ve normal doğumu düşünen. Mesela küçük bir nefes egzersizi olabilir. Nefes egzersizi olarak burundan alıp diyaframı beraber kullanmaları gerekiyor da şu an nasıl söyleyeyim? Burundan alıp burundan vermelerini istiyoruz öncelikle. Evet. Bu birkaç saniyeyi alacak. Tabii. Yani nefes alışverişimizi şöyle örnekleyeyim. 3 saniyede nefes alıyorsak
6 saniye. Bu hem iç dinginliğini sağlıyor kişinin, hem stresini azaltıyor, hem de iç nasıl nefes kaslarını, yani göğüs kaslarını ve iç organlarındaki kas kütlesini arttırdığı için nefes hacmi artıyor kişinin ve sağlıklı nefes alıp sağlıklı olarak nefes verebiliyor. Evet, bu nefes egzersizini mesela hamile bayanlarımız kaç kez yapsınlar? En Yani basitinden. düzenli olarak tekrar edebilirler bunu. Yani bir sayısı yok bu egzersizlerin. Evet. Düzenli olarak bunu bir alışkanlık haline getirebilirler. Yoksa işte günde 3 defa bu egzersizi yapın demekle gün boyu bu egzersizi yapın demek çok sağlıklı değil aslında. Kişi bunu kendi normal hayatına adapte etmesi gerekiyor. Evet. Zaten şu anda yani uygulamalar olarak hamile pilatesi uygulamaları ya da hamile yogası uygulamaları var. Yani Evet. bunlara dahil olabilirler, bunlardan eğitim alabilirler. Bu şekilde hem fiziksel hem bedensel eksikliklerini tamamlayıp doğuma daha sağlıklı, daha bilinçli olarak hazırlanabilirler. Atilla Bey, kaç mesela hamileliğin kaçıncı ayından itibaren size başvursunlar istiyorsunuz? Sonuçta ilk 3 ay hamilelik için riskli aylar sanırım. Biz 16 haftadan öncesinde herhangi bir hamile üyeyle çalışmıyoruz. 16 haftadan sonrasında da doktorunun kesinlikle izin vermesi gerekiyor. Yani riskli hamilelikler olabiliyor. Kişinin hamileliği boyunca sıkıntılar yaşayabiliyor. Burada doktorun onayının kesinlikle alınarak bize başvurulması gerekiyor. Bu şekilde alıyoruz ama en erken aldığımız hafta olarak da 16 hafta. 16 haftadan sonra. Şimdi bir de özellikle şu vardır. Uzun süreli yatak hastaları Atilla Bey. Gerçekten onları gördüğüm zaman yatak yaraları açılmış olabiliyor. Hem refakat eden kişilerin de psikolojileri bozulabiliyor. Çünkü uzun yıllar hatta 20 yıllık yatak hastası gördüğümü biliyorum. Özellikle o yatak hastalarına yapabileceğiniz bir şey var mıdır fizyoterapide? Yatak hastalarının fizik tedavisinde pasif egzersiz ve aktif katılımlı pasif egzersizler var. Yani hastanın kontrol dışında bizim yaptırdığımız egzersizler ve beraberinde hastanın katılımıyla yaptığımız egzersizler var. Özellikle yatak pozisyonlaması yatan hastalarda çok önemli. Biz bile hani sağlıklı bireyler olarak uzun süre bir yerde yattığımız zaman sürekli terliyoruz, değil mi? Hani biz de terlediğimiz için cildimiz hassaslaşabiliyor. O kişilerin sürekli aynı pozisyonda yattıklarını düşünürseniz yatak yaralarının oluşması kaçınılmaz oluyor. Ama bu tip hastalarda özellikle bakım, pansuman kısmı, yatak pozisyonlaması, egzersiz, eğer yataktan amble olabiliyorsa, yani yataktan kaldırılabiliyorsa yataktan kaldırılması, yerinin değiştirilmesi, bunlar da fizik tedavinin, fizyoterapinin içerisinde olan şeyler. Hani Evet. Gerçekten çok çok önemli hastalıklarda size başvurabiliyorlar. Size hazırladığım sorulardan bir tanesi tedavi ederken hangi yöntemler kullanılıyor diye. Ama siz bana o kadar güzel alanlar açtınız ki Atilla Bey. Bence o alanları böyle birazcık daha detaylandıralım. tabii ki. Çünkü benim gibi bilmeyen birçok seyircimiz vardır. Bakar mısınız? Kadınların normal doğumunda bile çok etkiliymiş fizyoterapi. Bence siz alanları belirleyin ve onların üzerine konuşalım. Şöyle yapalım o zaman. Kadın sağlığı olarak ayıralım. Omurga sağlığı olarak ayıralım. Pediatri ve geriatri olarak, yani çocuk, bebek ve yaşlı olarak Evet. dörde ayıralım isterseniz. Evet. Daha rahat olur büyük olasılıkla. Çocuklarla ve yaşlılarla da çalışabiliyoruz. Biz aslında doğum anından ölüm anına kadar olan herkesle çalışabiliyoruz. Doğduktan sonraki doğum anomalileri ya da özürlü doğumlar olabiliyor. Mesela işte serebral palsi olabiliyor. İşte kas hastalıkları olabiliyor doğan çocuklarda. Bunlar tabii ilerleyen yaşlarda belli oluyor ama brakial plexus problemler, yani kısmi kol felci diyeyim, problemler olabiliyor. Biz bunlarla çalışabiliyoruz. Zaten özel eğitim ve rehabilitasyon okulları var. Ya da özel hastanelerde bu eğitimleri ya da tedavileri alabiliyorlar. Çocukların yürümesinin gecikmesi, konuşmasının gecikmesi, bunların hepsi böyle
multidisipliner eğitimler gerektiriyor. İşte yürüyemeyen çocuklar, mesela çocuk yaklaşık 5 yaşına gelmiş ama hala yürüyemiyor. Veya yürüyor fakat işte çocuk felci geçirmiş. Evet. Çocuk felci geçirmiş olan çocuğun da tedavisini yapıyoruz. İşte bunun yürürken dengesinin sağlanması, bacağındaki kas kuvvetinin artırılması, normal paternle, normal şekilde adımlama yapması veya işte emekleyemiyorsa normal şekilde emeklemesinin desteklenmesi, kolunu kullanamıyorsa pasif olarak genelde brakial plexus, omuz zedelenmesi doğum esnasında, doğumda, normal doğumlarda görülen bir problem, omuz zedelenmesine bağlı sinir problemleri ortaya çıkıyor. Buna bağlı çocuklarda kol, dirsek ya da el bileği kısmi ya da komple kullanılamayabiliyorlar. Bunların tekrardan normalize edilmesi, normal şekilde kişinin elini kullanabilmesi, yani çocuğun normal şekilde elini kullanabilmesine yönelik tedaviler uyguluyoruz. İleri yaş grubunda görülebilen problemlerde işte dediğim gibi mesela idrar kaçırma, işte Parkinson hastalıkları, yürüme problemleri, yine işte ankilozan spondilitler, romatizmal hastalıklar, bunların tedavilerini yapıyoruz. Hasta yaşlı huzur bakım huzur evlerinde, yaşlı bakım evlerinde çalışabiliyoruz. Oradaki kişilerin yaş ilerledikçe sonuçta insanların kas kütlesi kayboluyor, evet, ve azalıyor. Buna bağlı işte tekerlek sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kalan insanlar oluyor. Aslında tekerlek sandalyede yaşamak zorunda değil ama kas kütlesi yeteri seviyede olmadığı için kişinin kendini taşıyamamasına bağlı tekerlek sandalyede hayatını idame ettirmek zorunda kalıyor. Biz bunların tekrardan bağımsızlaşmasını, bağımsız olarak kendi başına hareket etmesini sağlıyoruz. O çok güzel. Bu alanda çalışıyoruz. Atilla Bey, şöyle bir çocuklara tekrar gelelim. Çünkü yaşların da gerçekten geniş bir alan ama özellikle dediniz ya, konuşma sorunu yaşayan çocuklar da bize gelebiliyorlar. Konuşma sorunu olan çocuklarda multidisipliner çalışıyoruz. O alan direkt bizim alanımız değil. Evet. Biz hani çene problemleri varsa mekanik problemleri hallediyoruz. Ama dil problemleri varsa bir konuşma terapistinin bu konuya el atması gerekiyor. Biz bu durumu değerlendirdiğimiz zaman işte şans eseri ya da bilerek geldi, ben tedavi ediyorum. Aa, bu çocuğun konuşmasında problem var. Acaba mekanik bir problem mi? Hayır, mekanik bir problem yok. Hani çene kasları, vücudunun gerekli olan kaslarını biz değerlendirdik. Baktık mekanik ya da kassal bir problem değil. Demek ki dil problemi var. Bu konu üzerine konuşma terapistleriyle beraber multidisipliner olarak çalışıyoruz. Yani birlikte çalışıyoruz. Peki yürümesinde sorun olan bir çocuk için, onun için neler yapabiliyoruz ve özellikle çocuğu olanlar için söylüyorum ve yürümesinde gecikme var, öyle bir sorun var ortada. Bunu kaç yaşından itibaren size yönlendirmeliler veya sorun teşkil etmeli? Eğer 1 yaşına kadar, normal şartlarda 1 yaşına kadar veya gecikmeli 3 ay, 15 ay. 15 aya kadar çocuk yürümemişse öncelikle bir doktor kontrolüne gidilmesi lazım. Hani olası bir kas hastalığı var mı? Eğer bu şart egal edildiyse, yani herhangi bir kas hastalığı yok ya da herhangi bir fiziksel hastalığı yok bu çocuğun denildiyse bize danışabilirler. Veya çocuklarda yürüme gecikmesi olabiliyor. Yani normal şartlarda da bazen 18-20 aya kadar veya 22 aya kadar, 2 yaşına kadar bazen çocuklar geç yürüyebiliyorlar. Dışarıdan bakıldığı zaman bu bazen anomali olarak görülebiliyor ama normalde olabiliyor. Yani onu tam ayırt edemiyoruz aslında. Zaten kas hastalığı olan bir çocuk 1 yaşına kadar herhangi bir teşhis konulamıyor. 1 yaşından sonra yürümesi gecikmeye başlamışsa doktor kontrolünde tetkikler yapıldıktan sonra kesinleştirilebiliyor. 1 yaşına kadar herhangi bir değerlendirme yapılmıyor çocukların yürümesinde. Ama doğum esnasında doğum anomalisi olan çocuklar olabiliyor. Ya bacağıyla ilgili bir problemle doğmuş olabiliyor. İşte kalçasıyla ilgili bir problemle doğmuş olabiliyor. Veya farklı genetiksel problemlerle doğmuş olabiliyor çocuklar. Bu tip şeylerde biz erken dönemde tedaviyi her zaman destekliyoruz. Evet. Ne kadar erken gelişim o kadar hızlı. Ne kadar geç kalınmışsa gelişim o kadar yavaş. Kesinlikle erken teşhis ve erken bir şekilde doktora gitmek çok daha önemli. Ama işte oradan da yaşlarımıza gelirsek Atilla Bey, baktığımız zaman iki tane 80 yaşında birey alalım. Bir tanesi çok dinçken, böyle herhangi bir kambur yokken, çok rahat bir şekilde mesafeleri kat edebilirken, diğer taraftan beli iki büklüm olmuş ve
çok zorlukla adım atabilen kişiler mevcut. Bunlar arasındaki farklılıklar sizce nereden oluşuyor? Fizyoterapi açısından soruyorum. Bu tip vakalarda sadece yürüyüşünü değerlendirmek yeterli olmuyor. Yani iki tane 80 yaşında birey, evet. Biri hayat şartlarında çok rahat yaşamış bir birey olabilir. Diğeri sürekli dertlerle, sıkıntılarla, ne bileyim işte kazalarla, belalarla bir şekilde 80 yaşına gelmiş bir birey olabilir. Kişinin beslenme kültürünün farklı olması, işte hayatındaki stres faktörünün yük olarak çok fazla olması, geçirdiği kazalar, yine keza genetik faktörler, çalışma şartları, hangi meslek grubunda çalıştığı, bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani son zamanlarda biz hep stresi arka plana atıyorduk ya, şu anki son zamanlarda yapılan çalışmalarda stresin ana faktör olduğu tespit edilmeye başlanmış. Birçok hastalıkta. Bu işte bel fıtığı olsun, evet, boyun fıtığı olsun, işte romatizmal problemler olsun, baş ağrısı olsun, migren olsun, işte kanser vakaları olsun, hepsinin beslenmeleri de tabii etkili ama hepsinin ana faktörlerinden bir tanesinin stres olduğu artık kabul edilmeye başlandı. Evet, gerçekten stres çok önemli bir faktör ama o iki tane 80 yaşındaki kişiyi biz örneklendirdik. Şöyle özellikle bazıları böyle neredeyse C şeklinde dönmüş yaşlılarımız var. Atilla Bey, onlar da size başvurdukları zaman o vücut şekilleri tekrar düzelebilir mi? Veya maksimum yaş nedir sizde başvurmakta? Kemik gelişiminin tamamlanması bizim için bir sınır. Bu da ortalama 23-25 yaş civarı yapıyor. Daha sonrakiler genelde mekanik problemler. Eğer kişide 25 yaş öncesinde mekanik kemik problemleri yoksa, daha sonraki seviyelerde bunlar oluşmaya başlamışsa, bunlar büyük oranda geri çevrilebiliyor. Yani %60, %70, bazen %100'e yakın. Ama tabii eğriliklerin açılarının büyük önemi var. Yani çok ileri seviyede eğrilmiş hastalarda bizim çok fazla yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Çünkü 80 yaş demek artık kemiklerin zayıfladığı, kas dokunun iyice eridiği bir yaş grubu. Belki çok uzun süreler çalışılırsa, yani bu uzun süreler dedim 3-5 aydan değil kastım, belki birkaç sene. Yani geri dönüşüm sağlanabilir. Ama belli bir yaş grubundan sonraki kısımda bu oran çok çok düşüyor. Evet. Yani ne yapabiliriz? Evet, o kişinin çok fazla kambur olmasını, solunum problemlerini etkileyeceği için nefes alıp vermesini de etkileyecektir aşırı derecede kambur olması. Evet. Bunun bir miktar daha dik durması için oturma pozisyonlarını değiştirebiliriz, sırt kaslarını kuvvetlendirebiliriz veya cihazlamalar önerebiliriz birazcık daha dik durması için. İşte oturduğu ya da kullandığı yerin adaptasyonları yapılabilir. İşte yemek masası birazcık daha yükseltilebilir. Hani yemek masasına çok eğilerek yemek yiyorsa, evet, bu yemek masası birazcık daha yukarıda kalırsa kişinin eğimi daha az olacağı için bir miktar da olsa pasif düzeltmeler yapılabilir. Ama aktif olarak düzeltmeler çok uzun süreçler gerektirecektir. Atilla Bey, şimdi siz masa örneğini verirken benim aklıma hemen şu geldi. Hemen hepimizde olan bir yanlış duruş pozisyonu var değil mi? Özellikle otururken veya ayaktayken. Mesela hepimiz böyle öne doğru bir eğiliyoruz. Bu aslında yanlış değil mi? Şu şekilde mi durmak lazım sürekli? Yani dik, omurgayı dik tutmak lazım. Öne de eğildiğiniz zaman, yani şu şekilde eğilmekle. O da çok rahat oluyor ama. Çok rahat oluyor ama işte yanlış olan şeyi vücudumuz daha çok tercih ettiği için, evet, kolaya kaçtığı için. Zor her zaman daha güzeldir ya. Kolaya, vücudumuz hep kolaya kaçtığı için bu postür her zaman için daha kolaydır ama daha zararlıdır. Yani vücudumuzu dik tuttuğumuz sürece omurgamızı istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Yani şöyle otururken, öne doğru eğik oturuyorum ama omurgamı düz oturuyorum. Ama şöyle otururken ya da işte şöyle otururken dik oturuyormuşum gibi oluyor ama, yani arkama yaslanarak oturuyormuşum ama omurgam eğri. Omurgam düz değil. Şöyle olması gerekir arkaya doğru otururken. Bunu daha böyle kullanışlı hale getirmek için birazcık daha öne eğiliyoruz. O yanlış pozisyonlarımız neye mahal veriyor peki? Yanlış pozisyonlarımız çok şeye mahal veriyor ya. Solunum problemleri temel. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları, omuz ağrıları,
kireçlenmeler, sinir sıkışmaları, vücut sarkmaları, vücutlardaki kemikteki eğrilmeler, işte dediğim gibi en başta skolyoz, vücudun S şeklinde ya da C şeklinde eğrilmesi ya da kifoz dediğim omurganın öne eğilmesi gibi problemler, kalça problemleri, hatta daha ileriye gidecek olursam bacakta kısalmalara kadar. Yani anatomik bir kısalma değil, kemik boyunuz eşit. Yani röntgen çektirdiğiniz zaman iki kemiğinizin boyu da eşit ama ayakta durduğunuz zaman sağ bacağınız sol bacağınızdan kısa durabiliyor. Bu tamamen kalçanızın dengesinin bozulmasıyla alakalı bir durum. Normalde kalçanız eşit seviyede durmalı ama siz sürekli bacak bacak üstüne atıyorsunuz mesela. Sürekli bacağınızın bacak bacak üzerine attığınız taraf kalçanızı yukarıya kaldırarak bacağınızı atarsınız. Bu da kalçanızdaki kas grubunun dengesizleşmesine sebebiyet verir. Buradaki kas boyum uzunken buradaki kas boyum zamanla kısalmaya başlayacak. O da otomatikman bacak boyunuzda kısallık varmış gibi. Hatta birçok kişi şöyle yapabilir. Ya ben pantol alıyorum ama ayağa kalktığım zaman pantolun bir tanesinin paçası daha kısa. Evet. Pantolu üzerimden çıkarttığım zaman ölçüyorum. Pantolu eşit. Yani benim mi bacağım kısa? İşte tamamen o kalçanın dengesizliğinden kaynaklanıyor. Kemer çünkü düz durmuyor. Kalça eğri olduğu zaman pantol da birazcık eğri duruyor. O eğrilik de alttaki paçadan fark ediliyor. Yani bacak bacak üstüne atmayı tavsiye etmiyor musunuz? Kesinlikle. Çok yanlış bir davranış aslında bacak bacak üstüne atmak. Hem genital yapı için, hem kalça yapısı için, hem bel, sırt, boyun. Yani bütün omurganız için çok yanlış bir davranış. Çünkü omurgadaki mekaniği bozuyorsunuz. Hani belli bir simetride çalışan bir kemik dokusu omurga. Eşit kas kütlesine sahip. Sağ tarafında ve sol tarafında eşit kütleler var. Ve bunlar eşit ağırlık prensibiyle çalışıyor. Siz bir taraftaki ağırlığı kaldırıp diğer tarafın üzerine koyuyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Terazi doğru tartmıyor. Evet. Yanlış tartıyor. Bugün yaptığımız birçok yanlışı da görmüş olduk bu sayede. Ne kadar hayatımız alabiliriz onu bilemiyorum ama en azından denemek lazım. Yani tamamını uygulayabilsek keşke. Evet, inşallah yapacağız. Atilla Bey, biz şimdi 4 gruba ayırmıştık. Yani sizin ayrılmamızda bir çocuklar için dedik, bir yaşlar için dedik, evet. 2 tane daha verdik. Onları da açalım mı? Kadın sağlığı diye söyledim zaten. Kadınlarda görülen, hani en sık görülen şeyler göğüs kanseri, rahim kanseri, işte hamilelikler, düşük problemleri veya işte daha çok selülit problemleri, sarkma problemleri. Değil mi? Yani bunlar en sık görülenleri. Daha evet. Farklı birçok problem var ama en sık görülenleri bunlar değil. Dediğim gibi kanser vakalarından sonra vücudun toparlanması kısmında biz fizik tedavi olarak, egzersiz terapisi olarak zaten hastaların yanındayız. İşte lenf terapisi, lenf ödem drenajı, lenf drenajı diyeyim daha doğrusu. Rahim kanseri sonrası karın bölgesinin, bel bölgesinin, pelvik tabanın dediğim gibi toparlanma sürecinde. Yine sarkma kısmında egzersiz ve spor aktiviteleri kısmında. Yani bu işte pilates olabilir dediğim gibi, aletli pilates olabilir, yoga olabilir. Bu tip şeylerle. Onun dışında selülit kısmında keza yine egzersizlerle ya da işte spor terapisi kısmıyla, yani belli bir spor ve egzersiz yaparak bunları halledebiliyoruz. Veya yine multidisipliner olarak çalışıyoruz. Bu konu üzerine uzman olan kişilerle birlikte danışarak birlikte yapabiliyoruz. Mesela işte kanser vakasından sonra kişinin ne kadar lenfinin alındığı, hangi bölgelerdeki lenfinin alındığını doktorundan bilgisini alarak biz tedaviye başlıyoruz. İşte rahim kanserinden sonraki kısımda kişinin ne kadar işte zorlanması gerektiği, ameliyatın nasıl geçtiği, ameliyat kalitesinin nasıl olduğu hakkında doktorundan bilgi alarak, kişiden bilgi alarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerini değerlendirerek destek oluyoruz. Evet. Şöyle bir sorumuz gelmiş Atilla Bey. Sezeryan doğumu için önermiyorlar. Sezeryan doğumu için önermiyorlar demiş ama hani bunun sizinle ilgili bir kısmı var mıdır? Bu sorunun veya sezeryan doğumuna girecek hastalara ne yapabilirsiniz veya ondan sonrası için ne yapabilirsiniz? Sezeryan doğum direkt hani benim alanım dışında. Hani normal doğum, fizyoterapi dışında. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası olarak benim alanım dahilinde olabilir. Hani ama sezeryan doğumun doğru ya da
hani sorusunu boş göndermemek için hani niçin sezaryanı önermiyorlar demiş. Hani ona da en azından sezaryandan önce ve sonra ne yapılabilir fizik tedaviyle onu söyleyelim. Yani sezaryan öncesinde kişinin hamilelik sürecinin hani nasıl kaliteli geçirebileceği, ağrılarından nasıl uzak durabileceği, hani belki biliyorsunuzdur işte doğum yaklaştıkça kişilerin sırt ağrıları, bel ağrıları, kalça ağrıları ve yatış pozisyonlarında zorluklar meydana gelir. Biz bunların önüne engel olmak için sezaryen öncesindeki dönemde egzersizler öneriyoruz. Kişinin kendi hayatını adapte etmesini istediğimiz egzersizleri belirliyoruz. Kişinin kapasitesi çerçevesinde bunları günlük yaşantısına uygulamasını istiyoruz. Yatış pozisyonlarını değerlendiriyoruz. Mesela işte sırt üstü yatamıyorum, modifiye ediyoruz. Yan yatamıyorum, modifiye ediyoruz. İşte yastıklarla destekliyoruz ya da yatağının açısını ayarlıyoruz. Birazcık daha dik yatmasını, birazcık daha yan yatmasını ya da bacağını kolunun arasında yastık almasını. Bu tip şeyleri önererek ya da uygulamasını sağlayarak yardımcı oluruz. Ki post-op dönemde de, yani ameliyat sonrası dönemde de vücudun toparlanması kısmında, kişinin normal yaşantısına tekrardan dönmesi, kaybettiği kas kütlesini tekrardan kazanmasını, kaybettiği esnekliğini tekrardan kazanmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Seyircimize de bu cevabı vermiş olduk. Biz son kısmımız ne kalmıştı? Omurilik mi demiştik? Aha. Birazcık da onu açalım. Omurilik başlı başına değerlendirmemiz gereken bir şey aslında. Boynumuzdan tutun da kuyruk sokumumuza kadar olan bütün bölgenin etkilendiği bir durum. Genel sıklıkla karşılaşılan vakalara baktığımız zaman boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, kifoz yani kamburluk, çok değil ama oranı yine yüksek olan skolyoz, omurga eğriliği, özellikle gelişim çağında. Bel fıtıkları, özellikle sakroiliak dediğimiz kalça ve kuyruk sokumu problemleri bizim en çok karşımıza çıkan vakalar. Manuel terapi olarak konuşacak olursam bu konuda çok etkili ve çok kısa sürede sonuç alabiliyoruz zaten. Yani diğer fizik tedavi, elektroterapi ajanları olarak belirlediğimiz fizik tedavi ajanlarının süresi çok uzun olmasına rağmen fizik tedavide biz manuel terapi uygulaması kullanarak yani 3 seansta, 6 seansta veya 8 seans gibi kısa sürelerde çok daha yüksek başarı oranları elde edebiliyoruz. Seans süresi ne kadar oluyor? Kişinin durumuna göre değişiyor. Yani çok uzun olmamakla beraber yarım saat, 45 dakika, 50 dakika aralığında seanslar oluyor. Evet, böyle baktığım zaman manuel terapi diye bir şey var Atilla Bey. Onu da biraz açıklayalım, o nedir? Manuel terapi uzun yıllardır, aslında belki yüzyıllardır, belki binlerce yıldır kullanılan tedavi yöntemi. Elimizde yani bir cihaz, bir malzeme gerekli olmadan uyguladığımız bir tedavi yöntemi. İşte bunun tedavinin içerisinde manipülasyonlar var, mobilizasyonlar var, kas relaksasyonları var, tetik nokta dediğimiz, bu sizin kuluç dediğiniz tetik noktalar. Tetik nokta tedavileri var, derin friksiyon masajı dediğimiz farklı tedavi yöntemlerini içeren kompleks bir tedavi yöntemi aslında ve çok etkili. Çok normal, etkili. Normal fizik tedavini değerlendirdiğiniz zaman yani bayağı etkili. O zaman yani normal fizik tedaviden ne farkı var? Böyle biraz daha açalım mı? Manuel terapi dediğimiz. Normal fizik tedavide kalıp uygulama var. Mesela? Şöyle söyleyeyim. Hastaneye gittiniz. Evet. Fizik tedavi doktoruna göründünüz. Fizik tedavi doktoruna boyun ağrınız veya boyun fıtığınız olduğu teşhisi konuldu. Ve sonrasında tedavi görmeniz gerekti. Uygulama standart. İşte içerik değişebilir ama boyun fıtığı dendiği zaman uygulama yapılacak bölgenin ve uygulamanın türü yaklaşık olarak benzer. Sabit bir kalıp içerisinde. Sizi kenara koyduğumuz zaman Ahmet Bey ya da Ayşe Hanım fark etmez. Hastaneye gittiler keza boyun fıtığı. Siz yatakta tedavi görürken Ayşe Hanım da sizin yanınıza geldi, yattı. Aa, bakıyorsunuz ki aynı tedavi. Tedavinin türü aynı. Yani evet, size özel bir tedavi değil. Ayşe'ye de aynı, Ahmet'e de aynı, Mehmet'e de aynı, Hülya'ya da aynı. Herkese standart bir uygulama. İçerik ufak ufak değişebiliyor ama tedavi normalde sabit. Ama manuel terapiyi değerlendirdiğim zaman siz geliyorsunuz,
Ben zaten sizin öncelikle bir tanınızın konmuş olmasını istiyorum. Öncelikle bir doktor kontrolünden geçiyorsunuz. Diyelim ki yine boyun fıtığıyla danışmaya geldiniz. Öncelikle sizi değerlendirmem gerekiyor baştan aşağıya. Topuğunuzdaki kısalık bile, yani bir ayağınızın topuğundaki kısalık bile sizde boyun ağrısı yapıyor olabilir. Baştan aşağı sizi tamamen değerlendiriyoruz ve sizin ihtiyacınız olan yöntemi uyguluyoruz. O yüzden direkt sıkıntılı bölgeye uygulama yaptığımız için etkisi hem çok hızlı hem de çok etkili oluyor. Bu yüzden manuel terapi daha etkili. Ben sizin travmalarınızı değerlendiriyorum, psikolojik durumunuzu değerlendiriyorum, işte beslenme şeklinizi bir nebze değerlendiriyorum, kendi alanım değil ama yediğiniz, içtiğiniz, çünkü şöyle söyleyeyim, bağırsak problemleri yaşayan insanlarda bel fıtığı veya fıtık görülme olasılığı daha yüksek. Bu yani yapılan çalışmalarla tespit edilmiş. Bu yüzden hani beslenme şekliniz ya da mide bağırsak problemlerinizin değerlendirilmesi gerekiyor. Uyku düzeniniz, çalışma şekliniz, çalışma ortamınız, hepsini değerlendirerek size bir tedavi sunduğum için size sunduğum tedaviyi Ayşe Hanım'a sunamıyorum. Çünkü mesela siz sunucusunuz. Evet. Ama Ayşe Hanım banka görevlisi. Ayşe Hanım'ın çalışma şartlarıyla sizin çalışma şartlarınız aynı değil. Çalışma mesai saatiniz aynı değil. Çalışma ortamınız aynı değil. Günlük yaşantınız aynı değil. Bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilip ona göre tedavi edilmesi gerekiyor. Yani Atilla Bey, sizi dinledim ya, şöyle dik durmaya çalışıyorum ama beni çok yoruyor. Bunun nasıl hayatıma uzun süreli adapte edebileceğim? Şu dik durmayı nasıl öğrenebileceğiz? Normal şartlarda her insan dik durabilir. Yani dik durmak bizim zaten doğuştan itibaren olan bir özelliğimiz. Aslında eğilmeyi biz sonradan kazandık. Evet. Dik duramama sebebiniz sırt kaslarınızın gereğinden fazla zayıflamış olması. Sırt kaslarınız zayıfladığı için sizi dik tutması gereken kas kütleniz belli bir süreden sonra artık çabuk yoruluyorlar. Çabuk yorulduğu için de sizi aşağı doğru çekiyor. Bırakıyorlar. Artık taşımaktan vazgeçiyorlar sizi. Evet. Çünkü siz onu kuvvetlendirmekten vazgeçtiniz. O da sizi taşımaktan vazgeçiyor. Biraz karşılıklı bir şey aslında. Sırt kaslarınızı ve bel kaslarınızı kuvvetlendirdiğiniz zaman siz ister istemez dik durmaya başlıyorsunuz. Zaten artık eğilmek size yük oluyor. Eğilmek istemiyorsunuz. Zaten dik durmak istiyorsunuz. Çünkü daha sağlıklı. Nefesinizi daha rahat alabiliyorsunuz. Yani kambur bir insanla, yani omurgası eğrilmiş bir insanın nefes kapasitesiyle dik olan bir insanın nefes kapasitesi aynı değil. Çok fark var arada. Zaten nefesinizi doğru şekilde alırsanız öne eğilmek istemiyorsunuz. Ya bunu bile test edebiliriz. İsterseniz şöyle önünüze eğilin ve nefes almaya çalışın. Reklam arasında yapacağım çünkü sahnedeyken, buradayken komik görüntüler olabilir. Atilla Bey, her fizyoterapist manuel uygulama yapabilir mi? Hayır. Doktorlarda olduğu gibi fizyoterapistlerde de branşlaşmalar var. Evet. İşte manuel terapist, lenfödem terapisti, sporcu fizyoterapisti, geriatrik fizyoterapi, pediatrik fizyoterapi alanında hep farklı farklı alanlar var. Her insan, her fizyoterapist bu alanlardan bazılarına yöneliyor. İşte ben manuel terapi üzerindeyim. İşte benim arkadaşım X kişi işte lenfödem terapisti, işte onun arkadaşı başka biri işte sporcu fizyoterapisti gibi. Bu alanlarda farklı farklı özel eğitimler alıyoruz. Bunların bir kısmı yurt dışında olabiliyor, yurt içinde olabiliyor. Yüzlerce hasta, binlerce saat zaman harcıyoruz bunlar için ve bunların sonucunda biz manuel terapi uygulaması yapmaya başlıyoruz. Yani ben dediğim gibi 10 yıllık fizyoterapistim. Yani 10 yıllık tecrübe birikim sonuçta. Bu alanda aldığım eğitimler de dahil edince bu hale geliyorsunuz. Ama direkt yeni olan, yeni doğan, yeni mezun olmuş bir fizyoterapistin manuel terapi uygulaması yeterliliği yoksa çok doğru değil. Manuel terapiyi açtığımız zaman ama gerçekten çok çok güzel bir şeymiş, tedavi şekli. Çünkü herkesin hastalığı dediğiniz gibi mesleğinden kaynaklanabilir. Çünkü hepimizin duruşu farklı. Özellikle mesela öğretmenler sürekli ayaktalar. Ve ayakta olmaktan kaynaklanan farklı hastalıklar olabiliyor. Özellikle
varisler oluşabiliyor değil Tabii mi? Tabii ki. Bel rahatsızlıkları oluşabiliyor. Ama biz en son özellikle öğretmenlerimizde kaldık. Çünkü öğretmenlerimiz gün boyu ayaktalar ve ayakta kalmalarından mütevelli çeşitli sıkıntılar da yaşayabiliyorlar. Atilla Bey, özellikle öğretmenlerimiz için neler söyleyeceksiniz? Sürekli ayakta olan bir meslek grubu. Kesinlikle sürekli ayakta kaldıkları için özellikle bacak kaslarında ve bacak dolaşım sistemlerinde zayıflıklar meydana geliyor. Sürekli sırt kasları zayıflıyor. Kol kasları çok uzun süre tahta kullandıkları için ya da yanlış pozisyonda soru çözdükleri için ya da öğrencilerin notlarını ya da benzer şeyleri kontrol ettikleri için sırt, boyun, bel ve bacak problemleri yaşayan bir meslek grubu. Biz bunlara özellikle ihtiyaç olması halinde tabii doktor, yine doktor teşhisi dahilinde manuel terapi uygulamaları yapabiliyoruz. Ama manuel terapi uygulaması sonrasında özellikle öğretmen grubun kesinlikle bir egzersiz paketinin, egzersiz programının kendisine adapte edilmesi gerekiyor. Gerekirse iş yeriyle, iş yerindeki yaşantısının bir kurgusu belki hazırlanıp ona göre değerlendirmeler yapılabiliyor. Öğretmen gruplarımızda en çok karşılaştığımız, dediğim gibi, bacak problemi ve özellikle omuz zedelenmeleri. Bunların da temel sebebi kas zayıflıkları yine. Yani insan vücudunda fiziksel olarak oluşan rahatsızlıkların en temel sebebi kaslarımızın ya zayıf olması ya da esnek olmamamız. Bu ikisi birleştiği zaman dışarıdan gelecek travmalara ya da baskılara vücudumuz daha iyi adaptasyon sağlayabiliyor. Bu baskıları daha iyi absorbe edip daha rahat bir tepki gösterebiliyor. Ama öğretmenlerimizde sürekli bir çalışma, çünkü öğretmenlik sadece okulda olan bir durum olmuyor. Evet. Aynı onlar da işte sınav hazırlıkları, işte öğrencilerin performansları, kendilerini geliştirmeleri, işte sınav sistemlerinin uyumlanması ya da yapılabilecek projelerle ilgili sürekli çalışmaları gerekiyor. Bu yüzden hani kendilerine çok fazla vakit ayırdıklarını düşünmüyorum. Benim en büyük tavsiyem kendilerine vakit ayırmaları ve egzersiz yapmaları. Özellikle öğretmen grubunun sırt kaslarını ve omuz kaslarını kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Düzenli olarak ayakta durdukları için bacak dolaşımındaki bozukluğu gidermek için bacak egzersizleri yapmaları gerekiyor ki işte varistir, selülittir ya da damar problemleri gibi problemler yaşamasınlar. Devamında kesinlikle, yani ben aletli pilates ya da yoga tavsiyesi de bulunuyorum özellikle. Çünkü hem bedensel hem ruhsal olarak dinlendiriyor insanları. Evet. Ve ikisi de insanların hem solunum kapasitesini hem kas kapasitesini arttırıyor. Hem de esnekliklerini arttırıyor. Bizim için elzem 3 madde zaten bu. Kas kütlesi, kas esnekliği ve solunum. Bu üçü birleştiği zaman mutlu, huzurlu bir hayat yaşıyorlar aslında. Evet, ama üçünden biri eksik kaldığı zaman daha böyle zorlu şartlarla savaşmak zorunda kalıyorlar öğretmenlerimiz ya da birçok meslek grubu. Evet, o egzersizleri de çok merak ediyorum ama arkadaşlardan birini ikna edebilirsek birazdan egzersizleri de göstereceğiz. Tabii inşallah. Tabii birkaç tane egzersiz gösterebiliriz. Evet, Atilla Bey, bir seyircimiz kanalımızı aramış. Efendim, sorularınız için programın altında yazan WhatsApp numaramızı kullanırsanız daha sağlıklı olur. 0506-094-67-23-10 hattımıza yollayın lütfen. Ümit Bey bize şöyle bir soru yollamış. Göğüs kanseri hastalarında oluşan lenf ödemleri için manuel masaj yapıyor musunuz diye. Manuel masaj. Evet. Lenf ödem, ilk yarıda da anlattığım gibi, farklı bir branş. Bunun için ayrı özel eğitimler alınması gerekiyor. Lenf drenajı eğitimlerinin alınması gerekiyor. Benim bu konuda bir eğitimim bulunmamakta ama bulunan bir fizyoterapist bulabilirlerse bu konuda kendilerine çok çok faydalı olacağının eminim. Çünkü lenf dolaşımının bozulması demek, elde, yani bölgesel olarak bacak ya da hastanın durumuna göre, göğüs hastası olduğu için kol diye düşüneceğim. Elde, kolda, omuzda ödemler oluşacaktır. Yani normal bildiğiniz kol olmuyor. Gerçekten 2-3 katına çıkıyor kol.
ciddi anlamda ödem oluşuyor. Evet. Ve bu kişinin kolunu kullanmasını bırakın, kolunun ağrısından da muzdarip olmaya başlıyor. Bu yüzden bu bölgedeki dolaşım sıvısının vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için lenf masajı, lenf drenajı gerekli bu hastalarda. Ama dediğim gibi benim alanımın birazcık dışında kalıyor. O yüzden hani bu tip bir hastam olduğu zaman ben yardımcı olamıyorum. Bilen arkadaşlara yönlendirme yapabiliyoruz sadece. Evet, çok güzel. Yani her alana hizmet veren bir kısım var fizik tedavide. Gerçekten ben de birçok şey öğrendim burada. En son biz manuel şeyde uygulamada kalmıştık. Bu manuel uygulama hangi hastalıklarda kullanılıyor fizik tedavi için söylüyorum veya hepsinde kullanılabiliyor mu? En etkili olarak soracak olursanız en etkili olduğu kısım boyun ve bel fıtığı. Evet. En etkili olduğu kısım. Diğerlerinde de etkili ama birebir bölgesel tedaviyi bel ve bel için omurga üzerinden yaptığımız için bel ve boyun fıtıklarında çok etkili bir tedavi yöntemi. Tedavinin etkisi %90'larda neredeyse. Hani bazen %100'e kadar olabiliyor. Çünkü her bel ve boyun fıtığı her zaman ağrı sebebi olmuyor. Yani ağrı mekanik problemlerden kaynaklanabiliyor. Kas spazmlarından kaynaklanabiliyor. Kas yapısının ya da kişinin fiziksel postürünün bozulmasından ya da ani bir travmayla travmaya maruz kalmasından kaynaklı oluşabiliyor. Her zaman bel fıtığı ağrı yapacak ya da her ağrı bel fıtığı kaynaklı olacak diye bir şey olmadığı için hani omurgadaki problemlerde manuel terapi çok etkili. Devamında tabii ki işte donuk omuzda etkili, kireçlenmelerde etkili, işte skolyozda etkili, kifozda yani omurga eğriliğinde, kamburlukta etkili, kalça problemlerinde özellikle hastalar şöyle bir şeyden şikayet ediyorlar. İşte kalçamın üstünde ağrım var. Evet. Bel fıtığından kaynaklı mı? Her zaman bel fıtığından kaynaklı olmuyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bel fıtığı %90-95 oranında bel ağrısı yapmayan bir hastalık. Eğer bel ağrınız varsa bu yani %5'lik bir oranla bel fıtığından kaynaklıdır. Geri kalan oranda mekanik problemlerinizden kaynaklı. Bu mekanik problemleri dediğim gibi özellikle özel testlerle, özel değerlendirme yöntemleriyle kişiyi değerlendirdiğimiz için bunun ayrımını yapabiliyoruz. Evet. Bel fıtığı olduğu zaman kişinin daha çok oluşan bölgenin aşağısında, işte kalçasında, bacağında, dizinde, ayağında veya kasık bölgesinde ağrılar oluşabiliyor. Kasık ama bölgesinde. Tabii ama mekanik problemlerde bel ekleminde yani kalça ekleminde, sakroiliak ekleminde problemler oluşuyor. Kişiler geldiği zaman belini tutuyor. Evet, ya belimin şurası çok acıyor. Hiç eğilip kalkamıyorum. Aslında eğilmek bel fıtığını tedavi eden en güzel hareketlerden bir tanesi. Bizim yanlış bildiğimiz bir doğru bu. Eğilmek bel fıtığı yapar diye bir şey yanlış aslında. Eğilmek tam tersine bel fıtığının tedavi olmasını sağlayan bir egzersiz. Kişi eğilemiyorsa bu bel fıtığından kaynaklı değil, bu mekanik problemlerden kaynaklı bir durum. Ki bu tip vakalarda bir ya iki seansta direkt problemi ortadan kaldırabiliyoruz. Ama işin içinde bel fıtığı olduğu zaman mekanik problemler bazen bel fıtığından kaynaklanabiliyor. Vücut çok akıllı aslında vücudumuz. Bel fıtığı olduğu zaman vücudumuz bizi korumaya almaya çalışıyor. Bu koruma esnasında farklı mekanik problemler ortaya çıkıyor. Bu mekanik problemlerden kaynaklı bizim işte sırt ağrımız, bel ağrımız, kalça ağrılarımız ortaya çıkmış oluyor. Evet. Bu yüzden bizim uyguladığımız manuel terapi bu konuda çok etkili. Çünkü direkt gerekli olan yere uygulama yapıyoruz. Ne aşağısı ne yukarısı. Evet, çok güzel. Ben birazcık da boyun fıtığına tekrar geri gelmek istiyorum. Özellikle bugün fizyoterapiyi biraz araştırırken diyorum ya, fizyoterapi araştırırken bile hep bel fıtığı, boyun fıtığı, işte dediğiniz gibi kireçleme örnekleri gördük. Ve özellikle strese bağlı olduğu söylendi ve şuralardaki ağrılardan özellikle hastaların yan dönememesinden kaynaklı bir rahatsızlık. Evet, boyun tutulmaları. Bunun üzerine de birazcık konuşalım Atilla Bey. Özellikle şuradaki ağrılardan başlayabiliriz. Omuz bölgesinde meydana gelen, omuz arka bölgesinde meydana gelen ağrılar genelde spazm, kas spazmı ağrıları, strese bağlı. Biz
hani üzülürüz, sinirleniriz, hep bir böyle kendimizi sıkarız. Evet. İlk sıkılan bölgemiz aslında omuz bölgemizdir. Evet, çok sıkılmış. O yüzden buradaki gerilim daima diğer bölgelere nazaran daha fazladır. Bu gerilim domino etkisi yapar aslında. Omuzunuzdan başlar, yavaş yavaş boynunuza başlar, boynunuzda tutulumlar başlar. Bu da omurgada, yani şöyle göstereyim ben size. Evet. Omuz bölgeniz, omuz bölgesinde başlayacak rahatsızlık yavaşça boynunuzu tutmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi omurga tek parça, boynunuzdan ta kalçanıza kadar. Bu domino etkisi yaparak tek 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 kademe kademe bütün omurganızı etkilemeye başlıyor ve zamanla bir bakıyorsunuz ki hiç olmayan bir bel ağrınız başlamış. Ama aslında hiç bel ağrınız yoktu. Ne zaman oldu? Bir hafta önce boynunuz tutulmaya başladı. Ama siz bunu tedavi etmediniz ya da tedavi ettirmediniz. Bunun için bir kişiye, doktora danışmadınız veya bir fizyoterapiste danışmadınız. Devamında kademe kademe vücudunuzu bozmaya başlıyor. Çünkü bir yerde problem var. Vücut kendini ona göre sabitlemeye çalışıyor. Bu sabitleme esnasında tabii ki eklemlerde bozulmalar meydana geliyor. Yanlış sıralanmalar meydana geliyor. Bu da mekanik problemleri etkilemeye başlıyor. İşte normalde eğilirken eklemleriniz düzgün bir şekilde hareket ederken bu sefer bir pozisyonlama hatası meydana geliyor ve ekleminiz tıkırdamaya ya da sürtünmeye başlıyor. Sürtünme başladığı zaman kilitlenme başlıyor. Bu sefer eğilemiyorsunuz ya da boynunuzu çeviremiyorsunuz veya kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Birçok hastada görürsünüz, kolum kalkmıyor. Evet. Yani evet, evet. İşte bir hafta şu önce kısımlardan özellikle. Bir hafta önce kolum kalkıyordu, işte boynum tutuldu. Aslında artık Atilla Bey, biz kalkmıyor. Bunu hep soğuğa bağladığımız için, evet orayı üşütmüş müdür veya soğukta kalmıştır veya yatarken üstüm açılmıştır gibi bahaneler uyduruyoruz. Bu işin bahanesi. Çünkü o bir başlangıç. Dediğim gibi domino etkisi yaptığı için eğer baştaki problem çözülmezse problem farklı yerlere kaymaya başlıyor. Siz o bölgeyi unutuyorsunuz. Kişinin aslında problemi omuzunda. Ama kişi bu sefer baş ağrısıyla doktora başvuruyor ya da boyun ağrısıyla doktora başvuruyor. İşte o yüzden dedim ya, manuel terapiyle normal klasik elektroterapi dediğimiz, hastanede aldığımız elektroterapi arasındaki fark bu. Siz boyun fıtığıyla gittiğiniz için sizin boyun fıtığınızın tedavi edilmesi üzerine yoğunlaşılıyor. Ama biz hastalığın ya da rahatsızlığın kökünü araştırıyoruz. Acaba gerçekten boyun fıtığınızdan kaynaklı mı ağrınız var? Yoksa farklı bir bölgedeki problemden kaynaklı bir ağrınız mı var? Onu bulduğumuz zaman tedavinin zaten %50'sini yapmış oluyoruz. Geri kalanı zaten tecrübe ve yeterlilikle, bilgi birikimiyle alakalı bir durum oluyor. Tutulma kısmında soğukta kalabiliyorsunuz. İşte sıcak yaz günü gidip klimanın altında saatlerce yatıyorsunuz, evet, gibi. Ya da serinlemek için küç camı birden açıp ortada bir yerde oturup yatıyorsunuz. Evet. Bu tip şeyler olduğu zaman işte kas spazmları başlıyor. Her kasın bağlı olduğu kemik çıkıntılarımız var omurgamızda. Her kas belli bir omurgaya bağlı. Evet. Bu kaslar tutulduğu zaman buradaki omurgaların arasındaki hareketi kısıtlıyor. Çünkü burada hareket kasla oluşan bir şey. Kas gevşek olduğu zaman rahat hareket edersiniz. Ama buradaki kas çekmeye başladığı zaman bu bölgeyi, siz bu tarafa döndüğünüz zaman kas sizi bırakmayacak ki dönesiniz. Çünkü eklem dönmüyor. Eklem kilitlendi artık. Eklemin bir hareket açısı vardı. Dönmesi gereken eklem şurada kilitlendiği için, dönemeyeceği için siz de böyle kalacaksınız. Hatta ben birçok şoföre de söylemişim de, sen hani, hatta bir tane uyan danışanım gelmişti. 20 gün önce kaza yapmış. Çok hafif bir kaza. Daha sonrasında işte boyun problemleri için bana geldi. İşte doktor kontrolleri yapılmış, boyun fıtığı falan var. Ya bir başınızı sağa sola dön derim dedim. Aynen şu şekildeydi hasta. Şu kadar dönebiliyordu. Ya dedim sen kaza yapmadın mı? Kaza yaptığına haberim yoktu bu arada. Hocam dedi 20 gün önce kaza yaptım. Dedim gayet normal, çünkü sen sağını solunu göremiyorsun ki. Arabayı göremezsen nasıl kaza yapmadan araba kullanabilirsin? Yani bu bile çok önemli. Şöyle dönüp yan tarafı göremediğiniz zaman, yanınızdan ya da birinin geldiğini ya da bir şeyin geldiğini göremezseniz zaten kazaya randevu çıkartmış oluyorsunuz. Yani fiziksel olarak vücudumuzu doğru kullanmak burada bile bizim için çok etkili, çok önemli. Atilla Bey, böyle özellikle uzun yol şoförlerine, yani şoförlere boyun kaslarını böyle daha gevşek bırakacak, oturuş sorunları yol açmayacak bir iki egzersiz gösterebilir misiniz? Orada oturur pozisyonda gösterebileceğiniz var mıdır? Tabii. Yani
Uzun yol şoförlerinin genelde belli bir seyahat süresi vardır ve dinlenme süreleri vardır. Çünkü evet, uzun süreler seyahat edemezler. Yanılmıyorsam 8 saatte bir ya rotasyon yapmaları lazım ya da dinlenmeleri lazım. Böyle biliyorum. Belki yanlıştır, tam emin değilim. Bu arada ışıkta bile beklerken, yani kırmızı ışığa yakalandı, ortalama 60-70 saniye civarı bir şey. Hani şoförün yapması gereken egzersiz, kollarını nefes alarak ve yanlardan. Yukarı kaldırırken nefes alıyoruz değil mi? Evet. Burundan nefes al, ağızdan nefes ver. Evet, nefes ver. Şimdi nefes alıyoruz ve veriyoruz. Bu gerçekten boynu bu kadar etkileyen hareketler mi? Hani düşününce sanki direkt boyunla alakalı değilmiş gibi geliyor. Şöyle bir detay vereyim. Boyun kasları dediğiniz şeyler aslında sırt kaslarımızın uzantıları. Sırt kaslarımızın. Yani boynunuzun direkt bağlantılı kasları var ama büyük kaslar genelde sırt kaslarımız ve göğsünüzden bağlantılı kaslar. İşte ön tarafta olan SKM dediğimiz bir boyun kasımız var. Yanlarda kaslarımız var. Ense arkasındaki kas gruplarımız var. Ama daha çok sırt grubundaki büyük kaslar boyuna daha çok bağlantılı. O yüzden kas olarak sırt kaslarınızı kuvvetlendirdiğiniz zaman boyun kaslarınız da zaten kuvvetlenmiş oluyor. Yani eskiden bize hep şey söylerlerdi. Bu çok eski egzersizlerdir de. Şöyle egzersizler vardı eskiden. Evet, evet. Dirençli. Zaten bunlar yanlış egzersizler. Şu şekilde yaptığımız, şöyle yaptığımız, elinizi alnınıza koyup bastırdınız ya da arkaya bastırdınız. Zaten sizin boyun probleminiz var. Zaten buradaki kas kütleniz zayıf. Siz bir de ekstradan o kasa, zayıf olan kasa ekstradan yük bindirerek buradaki spazmı artırıp boyun ağrılarınızı artırıyorsunuz aslında. Bunlar artık yararlı olmadığı ispatlanmış, çok eskide kalmış egzersizler. Artık daha çok sırt bölgesi ve göğüs bölgesi kasları boyun için gerekli. Karın ve bel kasları kalça ve bel için gerekli olan kas kütleleri. Bunları yani geliştirdiğiniz zaman bel problemi, boyun problemi, sırt problemi ya da daha aşağıya kaynaklanan problemlerin çoğundan zaten sadece egzersiz yaparak kurtuluyorsunuz. Hep gösterdiğiniz iki egzersiz de çok kolaydı. Hani oturur pozisyonda dediğiniz gibi ışıklarda bile yapılabilecek bir şey. Ki biz aslında bunu günlük yaşantımızda bile yapıyoruz. Yani sabah uyandığınız zaman açılmak için şöyle kendinizi esnetmiyor evet, musunuz? Yani evet, aynı egzersiz. Sadece bunu günlük yaşantıda da kullanmamız lazım. Bu kadar. Yani basit şeyler, egzersiz dediğimiz şeyler insanların gözünde çok büyüyor aslında. Ama çok zor egzersizler değil. Hani böyle elimizi alkış çalmak kadar basit egzersizler. Gün içerisinde hani bir 5 dakika ayırmak kişiler için yeterli aslında. Yani böyle biz egzersiz programı belirlerken kişi kesinlikle 45 dakikasını 1 saatini ayıracak diye bir şey söylemiyoruz. Bizim için 5 ya da 10 dakika yeterli. Oturan bireyler için sürekli oturan, oturarak çalışan. Mesela hani ayakta, bankacılar diyelim ki. Yani bankacılar. Yani basit bir örnek vereyim ya. 100 lira bozum yok deyip yan kasaya kadar gidip 100 lira bozuk alıp geri yerine oturması bile onun için bir egzersiz. Yani insanın uzun süre oturması ya da uzun süre ayakta kalması kendine zarar veriyor. Çok uzun süre ayakta kalan bir kişi 3 dakika veya 5 dakika şöyle bir oturup nefeslense sıkıntılarının %50'sinden %60'ından zaten kurtulacak. Çok uzun süre oturan bir kişi 5 dakika hani bir çıkıp şöyle ofisinin içerisinde bir tur atması onun o bel ağrılarından ya da sırt ağrılarından kurtulmasına sebebiyet verecek. Çok basit aslında ama bizim çok zorumuza gidiyor niyeyse bu tip egzersizleri evet, yapmak. Evet, bedensel hareketleri yapmak da gerçekten. Birazcık tembeliz sanki. Tembeliz evet. Atilla Bey özellikle benim arkadaşlarımdan bir iki tanesinde görmüş oldum. Şöyle boyunlarını şöyle tutup şöyle tık. Şöyle tık hareketleri var. Böyle tık tık da ses gelir. Ürkütür de beni aslında. O çok yanlış bir hareket değil midir? Yanlış bir hareket. Bizim uyguladığımız bir yöntem. Ama sürekli aynı bölgede yapmak o bölgede yıpranmaya sebebiyet veriyor. Ve ileride o bölgenin sabitliğini bozuyor. Sürekli aynı bölgeyi hareketlendirmek dediğim gibi o bölgedeki kemik dokunun. Çünkü o sesler ama kemik dokudan, işte kemik dokudan geliyor, geliyor aslında. Hani kilitlenmiş bir omurganın, yani şu omurganın şöyle kilitlendiği bir noktadan şu ses geliyor. Evet. Yani ama kişiler bunu yaptıkları zaman sürekli aynı bölgeden yapıyorlar. Yani
Aslında kişinin problemi işte C5 omurgasında diyelim. Ama o her zaman C3 omurgasını hareket ettiriyor. Problemi çözmüyor, kısmi rahatlama sağlıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu bölgedeki kireçlenme riskinin oranını çok yükseltiyor. Evet. Atilla Bey, bir de özellikle hepimiz çalışıyoruz. Akşam eve gidince dediğimiz gibi şöyle özellikle şu kısımlarda bir ağırlık ve bir sertlik hissediyoruz. Böyle küçük bir iki tane masaj gösterebilir misiniz? Veya şuralarımızı rahatlatmak için ne yapabiliriz? Şu kısımlarda özellikle. Demin gösterdiğim iki egzersiz vardı ya. Onlar da burası sadece için. İki egzersiz yapmanız yeterli. Bir tane daha egzersiz ya iki tane daha egzersiz gösterebilirim onun için. Evet. Yani dört tane totalde dört egzersiz. Ilık bir duş yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Evet, çok güzel. Atilla Bey, sorularımız da var. Onları da size yönelteyim. 30 yıllık öğretmenim. Özellikle diz altında çok ağrım var. Ne önerirsiniz? Akif Murat demiş. Selamlar efendim. Geçmişler olsun. Özellikle diz altında çok ağrım var. 30 yıllık öğretmenim. Muhtemelen çok ayakta durmaktan kaynaklı yine. Erkek bireylerde genelde diz altı ağrısı çok fazla ayakta durmaktan kaynaklanmıyor. Daha çok bayanlardaki özellikle topuklu giymekten kaynaklı arka grup kaslarda ağrı oluşabiliyor. O hocamın ortopedik ve nörolojik olarak muayene olmasını tavsiye ederim. Daha sonrasında belki yardımcı olunabilir. Çünkü hani altında yatan bir ortopedik problemi olabilir ya da kişinin vücudunu yanlış kullanmasından kaynaklı olabilir bu durum. Hani bacak ağrısı sürekli o bacağına yüklendiğinden kaynaklı olabilir. İşte hani bacağının dominant olup olmadığını bilmiyorum. Hani aktif kullandığı bacak olduğunu bilmiyorum. Ama aynı bacağın üzerine sürekli yüklenmek de bacakta yıpranmaya sebebiyet verir. Yani kişinin belki farkında olmadığı, dediğim gibi hani bel fıtığı bel ağrısı yapmaz. Farkında olmadığı bir fıtık problemi vardır veya farkında olmadığı nörolojik bir problemi olabilir. Çünkü bu tip şeyler ufak ufak ortaya çıkar. Bizim insanımız şöyle düşünüyor. Ya dün hiçbir şeyim yoktu, bugün fıtığım patlamış. Evet. Öyle bir şey yok aslında. Fıtık bizim bildiğimizin aksine çok sinsi ilerleyen bir hastalık. En son safhaya gelinceye kadar hiç belirti vermiyor. Veriyor ama yani bunu bu konuda bilgisi olan eğitimli insanlar anlayabiliyor. Yani normal işte bankacı Ayşe Hanım'la öğretmen Mehmet Bey bu konuda bilgi bir birikim olmadığı için bu konudaki belirtileri anlayamıyorlar. O yüzden işte fıtık önce başlıyor. Dediğim gibi bizim 4 seviye fıtığımız var. İşte bulging dediğimiz birinci seviye, protrüzyon dediğimiz ikinci seviye, ekstrüde dediğimiz üçüncü seviye ve sekestre dediğimiz dördüncü seviye. Fıtık ki sekestre dediğimiz fıtık seviyesi artık ameliyatlık demek. Son kısım artık ameliyat. Artık son kısım. Bulging ile başlıyor. Ufak böyle bir bel ağrısı yapıyor. Çünkü mekanik probleme sebebiyet veriyor. İlk başta vücut sizi korumaya çalıştığı için. Devamında bu bulging durmuyor yerinde. Çünkü siz vücudunuzu yanlış kullanıyorsunuz ya. Bu yanlış kullanıma bağlı oluşan bir şey çünkü. Yanlış kullandıkça bu bulging ufak 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 protrüzyon olmaya başlıyor. Ufak 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 ekstrüde olmaya başlıyor. Ki bu arada artık belirti vermeye başlıyor. Sonra siz her gün kaldırdığınız 5 kiloluk poşeti bir gün boş bulunup kaldırıyorsunuz. Ah diyorsunuz beliniz. Dediğim gibi bel fıtığı aslında bel ağrısı yapmaz. Bu sizin koruma mekanizmanızdı. Sizi korudu. Yani fıtığın daha fazla ilerlemesini ya da size zarar vermesini engelledi ve sizi kilitledi. Daha fazla zarar vermemenizi istiyor vücuda çünkü. Doktora gidiyorsunuz ki maşallah ekstrüdeniz var. Hemen İşte tedavi olmanız gerekiyor, ameliyat olmanız gerekiyor gibi. İşte bu süreye kadar olan kısımda böyle ufak tefek belirtiler olabiliyor. İşte ayak altında bazen karıncalanma olabiliyor. Bacak arkasında, uyluk kısmında ufak ağrılar olabiliyor. Bunlar ya da, bel fıtığı belirtileri. Tabii. Yani başlangıç belirtileri olabiliyor. Kısmi bel ağrısı, dediğim gibi bel fıtığından kaynaklı mekanik problemlerle ortaya çıkabiliyor. Devamında işte uyuşmalar olabiliyor. Merdiven inip çıkarken boşluk hissi oluşabiliyor bacakta. Kişi bacağının kilitlenmesini tam olarak sağlayamıyor. Daha ileri seviyelerde artık komple bacak uyuşması olabiliyor. Parmak ucunda ya da topuk ucunda, topuk üstünde yürüyememeye başlıyor kişiler. Artık bu seviyelerden sonra nörolojik bulguların çok fazla olması bunların giderilmesini gerektiriyor. O yüzden cerrahi müdahaleler ulaşabiliyor.
Atilla Bey, peki fıtıklara neden olan yanlış davranışlarımız neler? Fıtığa ne sebebiyet veriyor? Şimdi şöyle, fıtığa ne sebebiyet veriyor? Yine başta söylemiştim ya, bizim vücudumuz iki parça. Evet. Bir tarafta da kas grubu var, diğer tarafta da kas grubu var. Bizim vücudumuzun simetrik kullanmamız gerekiyor. Yani doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben bir tarafa 5 kiloluk yük alırsam, diğer tarafa da 5 kiloluk yük almam gerekiyor ki vücudumun dengesini sağlayabileyim. Yoksa ne olacak? 5 kilo aldığım taraftaki kaslarım daha fazla kasılacağı için kas dengesizlikleri meydana gelmeye başlayacak. Bu da ilerleyen süreçte içerideki omurgadaki mekanik bozulmaya. Yani şimdi ağırlık taşıdığımız zaman ne olacak? Sağ tarafıma 5 kiloluk yük aldım. Omurgam önce bu tarafa doğru eğilecek. Evet. Daha sonra bu yükü dengelemek için ben omurgamı diğer tarafa eğmek zorunda kalacağım ki yükü taşıyabileyim. Yoksa omzum düşecek. Bu sefer omuz problemleri yaşamaya başlayacağım. Evet. Omzum düşmesin, vücudumu sabitlemem için omurgam eğrilecek. Bakın demin düz olan omurgam şimdi sol tarafa doğru eğilmeye başladı. Daha sonra ne olacak? Şurada gördüğümüz gibi yavaş yavaş bu taraftan bası oluştuğu için bu tarafa doğru fıtıklaşmalar başlayacak. Bu devamında tabii omurgada da eğrilik oluşturmaya başlayacak. Daha sonraki gelen durum işte cerrahi müdahaleye kadar gidecek. Gelen kişi şey diyecek, ya ben kendimi eğri hissediyorum. Çünkü sen bunun altyapısını ta çok önceden hazırladın. Dengesiz taşımaya çalıştın, dengesiz yük kaldırdın. Daima şöyle yapmak lazım. Eğer bir elinize 1 kilo yük alıyorsanız diğer elinize de 1 kiloyu dengeleyecek. İlla ki 1 kilo olmasına gerek yok ama mümkünse eşit seviyelerde yük taşımak gerekiyor. Kaldırdığımız eşyalar, yani şöyle söyleyeyim, çok hafif bir şey. Evet. Bu bile kişinin fıtık olmasına sebebiyet verebilir. Yani dedim ya vücudumuz simetrik diye. Evet. İki tarafta da eşit miktarda kas var. 5 birim kas, 5 birim kas. Ben ön taraftan bir şey aldığım esnada iki taraf kasımı da kullandığım için 10 birimlik iş yapabiliyorum. Yani bunu benim kaldırmam 10 birimlik bir iş. Önden kaldırdığım zaman. Ama yandan kaldırdığım zaman benim 5 birim olan kas kütlemi bir 5 birim daha binmiş oluyor. Çünkü diğer tarafı kullanamıyorum. O zaman 5 birim taşıyan bölgeme 10 birimlik yük bindirmiş oluyorum ve burada zorlanmaya sebebiyet vermiş oluyorum. Yani bunu buradan almamamız gerekiyor. Özellikle şöyle, yine şöyle dönüp hani alabiliriz, böyle alabiliriz ama bunu bu şekilde almamamız gerekiyor. Vücudumuzu doğru kullanmamız gerekiyor ki çok hafif şeyler bile, yani yerden bardak kaldırmak ya da yerden gırgır dediğimiz gırgırı kaldırmak bile bel fıtığına sebebiyet verebilir ya da kişinin kilitlenmesine, kas spazmı yaşamasına sebebiyet verebilir ki iki büklüm olabilir kişi. Aman Allah korusun diyelim. Birkaç tane daha sorumuz tabii, var tabii, Atilla buyurun. Bey. Ben de demek istemiş herhalde. Bel de L5, S1'de epidural fibrozist vardır. Tedavisi var mıdır? Var ise nedir? Epidural fibrozis. Öyle yazmış. Evet. Bunun için beyin cerrahine görünmesi gerekiyor kişinin. Evet. Hı hı. Beyin cerrahına yönelttiniz. Geçmişler olsun efendim. İyi günler. Programı yeni açtım. Boyun fıtığıyla ilgili hareketleri kaçırdım. Rica etsem tekrar eder misiniz? Kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Tekrar diyelim mi Atilla Bey? Olur. Yani iki tane daha egzersiz eklemem gerekiyor ama en basiti... Tolga, seni alabilecek miyiz? Tolga'cığım, seni alsak şöyle bir iki tane egzersizi göstersek olur mu? Hadi gel, alalım seni sahneye Tolga Bey'le beraber. Gelsin. Evet. Çok ısrar etti. Evet, yani rejiden arkadaşımız Tolga. Tolga Bey buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tolga Bey. Şimdi. Öncelikle egzersizleri yaptığımız esnada boyun ve sırt bölgemizin, bel bölgemizin, ayaklarımızın eşit seviyede olması gerekiyor. Yani ayaklarımızı kalçalarımıza ve omuzumuza eşit miktarda açıyoruz. Gövdemizi dik tutuyoruz. Evet, kollarımızı yanlara açalım. Görünüyor mu? Ve dik duralım. Nefes alarak ve nefes vererek bu egzersizleri yapıyoruz. Yandan kollarımızı nefes alarak kaldırıyoruz. Al nefes ve ver.
Al nefes ve ver. Bundan 5 tane yapabiliriz. 5 tane. Evet, al ve ver. Tekrar al ve ver. Son kez al ve nefes ver. İkincisi, bu birazcık omuzlarımızı rahatlatmaya yönelik de. Dediğim gibi sırt bölgesi kaslarımız bizim için boyun fıtığı ya da boyun problemi olan kişilerde çok önemli. Genelde çok zayıf oluyor. Kişinin ayakta durması diklik için de önemli. Şimdi kollarını yanlara doğru aç ve katla. Şimdi böyle 90 derece kalsın, şöyle önde. Şimdi nefes alarak kollarını geriye doğru aç. Al nefes. Burada kürek kemiklerinin birbirine yaklaştığını hissetmen ve buranın kasıldığını hissetmen lazım. Ve dik duracaksın. Ver nefes. Al nefes. Ve ver. Al nefes. Ve ver. Güzel. Al nefes. Ver. Ve son kez. Al nefes. Ve ver. Bu iki etti. Basit oldu. Kollarını şimdi yukarıya doğru kaldır. Burada genelde bir sopaya ihtiyacımız var aslında. Yani evet, ev hanımları oklava kullanabilir, vilada sopası kullanabilirler. Şöyle bir elinde sopa olduğunu varsaydığımız zaman yine dik duruyorsun. Burada bir duvara yaslanmaları aslında daha sağlıklı. Çünkü bu egzersizi yaparken genelde insanlarımız başlarını ileriye doğru alıyorlar. Evet. Bu yanlış bir hareket. Biz çünkü başın sabit olmasını istiyoruz. Sopayı tuttuk ve dik duruyoruz. Nefes al, ver. Ensemize doğru bu sopayı indirdik ve tekrar yukarıya kaldırdık. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Son defa ve ver. Bir diğer egzersize gelecek olursak, bu genelde duvar kenarında yapılan bir egzersiz. Evet. Veya duvar köşesinde yapılan bir egzersiz. Hani iki duvarın şöyle tam kesiştiği noktada yaptığımız bir egzersiz. Şu an çok şeyliğimiz yok. O bölgede de bir kolumuz bir duvarda, diğer kolumuz diğer duvarda olacak şekilde. Burnumuz tam iki duvarın birleştiği köşeye bakıyor. Ortalama olarak postürümüz şöyle. Ellerimizden destek aldığımız için sadece sırtımızı geriye doğru, ileriye doğru itiyoruz. Ve geri geliyoruz. Sadece sırt bölgemiz. Ben şöyle ellerinden destek verebilirim. Göğsün ileriye doğru. Evet, gel. Bu hareket bel kaslarımızı mı? Sırt kaslarımızı. Sırt. Bu bölgede bu egzersizi özellikle yaparken iki temel kuraldan bir tanesi karnımızı sıkmak, belimizi sıkmak ve belimizi şöyle ileriye doğru itmemek. Evet. Tamamen vücudumuzun düz olması gerekiyor. Şöyle durduğumuz zaman ileriye doğru ve gel. Al nefes. Burada nefes egzersizleri çok önemli değil ver, mi? Ver, kesinlikle. Al nefes. Ver. Al nefes. Son kez. Ver. Şimdi hazır arkadaşımız buradayken evet, nefesle ilgili bir şey göstereyim. Kambur olmanı istiyorum. Yani öne doğru eğil. Birazcık daha. Evet, şimdi burnundan nefes almaya çalış. Ver. Az nefes alıyor şu anda. Evet. Şimdi nefes alırken dikleş. Nefes kapasitesi neredeyse ikiye çıkıyor. İki katı nefes alıp verebiliyor. Zaten eğil tekrar nefes. Nefes alarak bir kalk. Göğüs kafesimiz bile nefes alırken açılıyor. Yani şöyle dururken oluyoruz ama nefes alırken dikleşmemizi istiyor vücudumuz zaten. Zaten göğüs kafesimiz de kalkıyor. Yani o yüzden nefes bizim en önemli egzersiz yardımcımız diyebilirim. Her harekette nefes alarak ve nefes vererek yapmamız gerekiyor. Evet, onlar çok önemli. Özellikle burundan nefes almak. Atilla Bey, biz hazır Tolga'yı bulmuşken özellikle ayakta çalışan meslek gruplarına bir iki tane egzersiz gösterebilir miyiz? Ayakta çalışan. Özellikle öğretmenlerimiz bu acıdan çok muzdarip mesajlar atmışlar. Ayakta kaldıkları süre boyunca zaten öncelikle yapmaları gereken şey oturup bir kere dinlenmek. Bir 5 dakika çok değil. Yani vücudunun, kasların birazcık gerginliğin almaları gerekiyor. Sürekli ayakta durduğumuz sürece antigravit dediğimiz yer çekimi kasları, arka grup kaslarımız sürekli yer çekimine karşı bizi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bütün gün. Hiç evet, yorulmadan. Birazcık onlara nefes aldırmak gerektiği için öncelikle 5 dakika oturmaları tamam, gerekiyor. Oturduğu yerde egzersiz yapabilirler. Ayakta egzersiz yapabilirler. Özellikle ayakta uzun süre duran kişiler ki bu pozisyon mesela yanlış.
Yani şu pozisyon kişinin belinin ağrıdığı anlamına geliyor. Yani belim ağrıyor ki ben elimle belimi destekliyorum artık. Evet, evet. Bu yüzden yapmaları gereken şey mesela 5 defa ayak parmaklarına doğru eğil. Normal ayak parmaklarına dokunmaya çalış. Tolga bakalım ne kadar eğilemedin gördün mü? Kalk. Bir, esneklik de burada devreye giriyor zaten. Evet. Tekrar. 2. Tekrar. 3. Bunu 5-10 defa tekrarlayabilirler. Son. Hatta birazcık uğraşsam 8-9'dan sonra ayak parmaklarına değeceksin yani. Değer değer. Bence değer. Yani bu bel fıtığının en güzel çözümlerinden bir tanesi. Çünkü vücudumuz gerildiği zaman kenetlenmeye başlıyor. Kaslar gerildiği zaman kısalmaya başlıyor ve esnekliklerini kaybediyorlar. Bize aslında esnek hareket eden kaslar lazım. Gergin kas olduğu zaman vücudun hareketi kısıtlandığı için öne doğru eğilemiyorsunuz. Şurada kalıyor kişi. Evet, evet. Yani bu mümkün değil. Burada kalmaması lazım kişinin. Yani esneyebildiği kadar inebilmesi lazım. Bu burada kalan bir kişinin kesinlikle mekanik bel problemleri ve kas problemleri var demektir zaten. Bel fıtığı olan bir kişi burada kalamaz. Esner. Çok ileri seviyedeki kişiler belki esnedikleri zaman sinir basısı oluştuğu için çok aşırı derecede esneyemezler. Bir ikincisi, mesela sadece dönmeleri. Burada nefesi. Bir tarafa dönerken al, diğer tarafa dönerken ver. Bir tarafa dönerken al, diğer tarafa dönerken ver. Ve karnını birazcık sık, çaktırma. Sık. Evet. İki egzersiz. Bir diğeri biz zaten öne esnemiştik ya. Evet. Geriye doğru. Çok küçük oranlarda düzel. Bir. Evet. Ki bu hareketleri düzel. Her yerde de yapabiliyoruz. Kesinlikle çok basit. Üç. On tane. Geriye ve giderken nefes al. Evet. Ver. Ver. Yeterli. Bence de çok yeterli. Çok fazla yapmalarına gerek yok yani. Çok teşekkür ederiz. Tolga çok teşekkür ederiz. Atilla Bey birkaç tane de sorumuz var. Onlara da bakalım. Tabii. Şöyle bir 3 dakikalık vaktimiz var. Tekrar Akif Bey mesaj atmış. Önerilen alanlarda uzmana başvuracağım. Teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz. Şurada, şurada bir mesajımız vardı. Kalça fleksörlerine germe egzersizi nasıl yapılır demiş bir seyircimiz. Kalça fleksörlerine germe nasıl yapılabilir? Evet. Hani iki tane yöntemi var, basit. Evet. Ama şu an yer müsait değil onu göstermem için. Şöyle en azından bir anlatabiliriz. Bir yerde yapılacak hareketler sanırım. Şöyle söyleyeyim. Bir adım ileri atmalarını isteyeceğim. Hatta ben ufaktan gösterebilirim sanırım. Kalça fleksörü dediğimiz kas grubu burası. Evet. Bir adım ileri atacaklar. Hangi kas grubunu germek istiyorlarsa o bacak geride ve düz olacak. Ve aşağı doğru dik bir şekilde oturup buradaki kas grubunu esnetecekler. Bu kadar basit. Daha fazlasını, kaç defa yapsınlar? Bunu 10 ila 15 defa tekrar etmeleri gerekli olur. Atilla Bey şimdi biz bu hareketleri yapıyoruz ya, bu hareketler için özellikle bir zaman dilimi var mıdır? Mesela sabah ilk kalktığımızda mı yapalım veya akşam yatmadan mı yapalım? Egzersizleri her ikisinde de yapmak gerekiyor. Daha yataktan çıkmadan ve yatağa girmeden. İki dilimde de kesinlikle yapmak gerekiyor. Çünkü vücudumuz gün içerisinde yoğun stres, yoğun baskı, yorgunluk bu tip şeylerin altında kalıyor. Yatağa yatmadan gergin bir vücutla yatmak çok sağlıklı olmuyor. Egzersiz yapıp vücudumuzu bir miktar esnetip geri kalanını uykuya bırakmak çok daha sağlıklı oluyor. O yüzden hem gece yatmadan önce hem de sabah güne hazırlık. Çünkü bütün vücudumuz yumuşamış oluyor. Her türlü travmaya karşı açık hale geliyor. Egzersiz yaparak bunu güne hazırlayabiliyoruz. Evet. Hem sabah hem gece yatmadan önce. Bu iki zaman diliminde kesinlikle yapmamız gerekiyor. Gün içerisinde de uygun olduğumuz vakitlerde bir iki defa tekrarlamamız yeterli olacaktır. Dediğim gibi toplasanız 20 dakika bir zamanınızı almıyor ki egzersizler çok basit. Hani birer buçuk, ikişer dakikalık egzersizler. Ve hemen her yerde yapabileceğimiz çok rahat egzersizler. Son bir soruyu soracağım. Vaktimiz bitti. Şimdi biliyorsunuz fıtıklarda ameliyatlar öneriliyor.
Kişi ameliyat olmadan tamamen fizik tedaviyle o fıtığından kurtulabilir mi? Kesinlikle. Eğer çok ciddi bir seviyede fıtığı yoksa fıtık kendi kendini iyileştirebiliyor. Doğru tedavi, doğru egzersiz, doğru yaşam şekilleriyle fıtıklar iyileşebiliyor. Bu yine yapılan araştırmalarla belirlenmiş, ortalama 8 ila 10 ay süresindik bir süreçte yaptıkları doğru tedavi, uygulanan doğru tedavi, yapılacak doğru egzersizler ve birazcık yaşam şartlarını birazcık adaptif hale getirmek kişinin bel fıtığından ya da boyun fıtığından ya da bu tarz problemlerinden kurtulmasında kesinlikle yardımcı olacaktır. Evet. Atilla Bey çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Başka programlarda böyle birazcık daha hareketleri de ön plana alarak değil mi? Tabii ki. Bir program yapalım. Daha da güzel olacaktır. Çünkü birebir seyircilerimiz görecek ve mutlaka da uygulayacaklardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Efendim artık hafta sonuna giriyoruz. Size mutlu hafta sonları diliyorum. Seçimlerimiz var. Ülkemiz, vatanımız için hayırlı uğurlu olur inşallah. En güzel neticeler olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere.